Hoş geldiniz. Habibe Hanımcığım merhabalar. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Kadir merhaba. Ben çok memnun ben oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun efendim, buyurun. Sevim Hanımcığım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Esma Hanımcığım merhabalar. Merhaba. Oo Emin Bey merhabalar. Merhaba Kadir Bey, nasılsınız? Evet, bu hafta da bir erkek yarışmacımız aynen, var hamdolsun. Sevim Hanım sizi şöyle alayım tabii isterseniz. Ki. Ben şöyle yakışıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, sağ olun. Rabia Hanım ilk gün bize çok güler yüzü karşılamasını beklerdim. Ama güler yüzü göremedim onu. Rabia Hanım yani güzel karşıladı, iyi karşıladı bizi. Sıcak karşıladı. Yani ben beğendim, ben memnunum karşılamasından. Evet, haftanın ilk gününde Rabia Hanım'ın evindeyiz. Rabia Hanım da sizin kadar heyecanlı. Onun da ilk günü biliyorsunuz. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Siz nasılsınız Kadir Bey? Biz deyiz hamdolsun. Hava çok soğuk ya. Dışarıda. Ha ben de bana soğuk diyorsunuz sandım. Dedim ki Allah Allah soğuk mu geldim acaba birden? Yok, yok. Evet dışarısı çok soğuk. Siz sıcaksınız 5 derece. Allah razı olsun. İnsanın kemiği titriyor vallahi. Evet. Evet bugün Rabia Hanım'ın günü. Rabia Hanım'ı bir tanıyalım bakalım kimin evine geldik. Ne kadar hamar atmış, ne kadar evliymiş. Rabia Hanımcığım. Ben bir senelik evliyim. Daha yeni evlendim. Pandemi sürecinde evlendik. Pandemi gelinlerin dersin. Evet pandemi gelinlerindenim. Düğünüm vesairem olmadı. 33 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Esenlerliyim doğma büyüme. Gümüşhaneliyim aslen. Eşi Giresunlu. Eşim Giresunlu. Evet, eşim Giresunlu. Kına falan da mı olmadı? Hayır, kınam yapılmadı. Ona çok üzüldüm. Hmm. En çok üzüldüğüm şey oydu. Bir kızın çünkü en çok hani kendini rahat evet. ve keyifli hissettiği yer, eğlendiği yer kınasıdır. Evet. O olmadı. Nasip. Çok zor oldu. Yani bu virüs özellikle bizim yeni gelinleri çok vurdu. Evet. Dediğin gibi yani o kadar sene bir genç kız olarak evet. kına hayal etti. Bari evde böyle bir iki kuzeninle iki döneydi. Hani içinde ukde kalmasın. Ama işte pandemi olduğu için hiç kimse gelmiyor da eve. Onlar da gelmedi. Kapalıydı o zamanlar. Hakkında hayırlısı ne diyelim? İnşallah. Kısmet. Evde başka bekar kız kardeşin var mı? Bekar kız kardeşim var. İyi. Onun kınasında bari onun biraz hevesini alırsın. Evet, evet. Evet, o zaman biz kahvelerimizi alalım. Evet. Daha sonra bugünün menüsünü merak ediyoruz tabii Rabia Hanım. Bakalım hamar atlığını nasıl dökecek ortaya? Nasıl içersiniz kahveleri? Sütlü kahve yapacağım. Şekerli içen var mı? Ben şekerli içerim. Siz? Evet. Orta ya. Nasıl? Orta. Siz? Orta. Orta. Ben de şekerli içiyorum. Tamam. Biz alalım kahvelerimizi. Ben gidiyorum kahvelerimi yapayım. Evet Emin Bey hazır mısınız? Hazır. 4 hanıma karşı yarışacaksınız. Hanımlar da bayağı bir dişli Kadir Bey. Şimdi yarışacağız da. Baksana maşallah. Hanım dayanışması mı olur artık bilemiyorum yani. Yok burada olmuyor. Yok, merak etme. Hanımlar daha çok birbirlerini yiyorlar. Belki sen kenarda kalırsın. Bilemiyorum ben. Rabia Hanım heyecan var mı? Biraz heyecan yaptım. Aslında soğuk anlıydım ama. Umarım bu süt yeterli olur. 5 kişiye yeter mi o süt? Bence yeterli olur. Hangisi gözünüzü korkuttu böyle bir direkt girişte? Şimdi gözümü korkudan olmadı aslında hanımlardan. Habibe abla biraz böyle... bir, kendinden bir emin oturuşu var ama... Kendinden bir emin oturuyor. Şimdi ben orada ne yapacak? Mesela bu Habibe abla da şöyle bir şey görüyorum ben. Evine gittiğim zaman yorum yapabileceğiz mi acaba? Yorum tam yaparken bize ne diyorsun sen bu çorba olmuş mu diyecek. Bu kadar mı korkuşturuyorum? Kadir Bey. Bir şey böyle hissettim. Böyle her an sanki arkadan oklavayla merdane çıkartacak gibi duruyor. Aynen. Kız arkanda sinimini mi var senin? Hamar at hamar at. Yok yok bir şey yok. Böyle bir şey görüyorum. Böyle yani. Sanki bir anda lafı tıkayacakmış gibi mi aynen, geliyor? Aynen tam yoruma başlarken ne diyorsun sen iç çorbanı falan. Ne diyorsun sen iç çorbanı? Ekmek var ekmek var. Habibe Hanım normalde sert bir mizacın mı var? Ya duruşum öyle ama öyle değilim. Normalde daha mı böyle sakin sessiz? Evet, evet. Göreceğiz bu hafta ama Emin Bey bir Habibe Hanım'dan bir tık çekindi gibi. Bir tık çekindim ya Kadir Bey. Peki acaba heyecan yapar mı mutfakta? Kesinlikle heyecan yapar. Zaten bu tür böyle hani ben yaparım, otoriteyim diyen insanlar evinde tamamen fiyasko oluyor. Adeta patlıyorlar. Ne yapacağını şaşırıyorlar. El ayakları birbirine dolaşıyor. Tansiyon şeker mesela falan diyelim var mı? Kesin vardır. Ama ben tansiyon mu ne? Vardır kesin tansiyon kesin şeker. Niye kesin vardır? Çünkü sinirli insanlarda genelde olur. Ha asabiyet tansiyon. Aynen genelde olur. Sinirli bilmiyorum. Değil ne zaman sizin gününüz? Haberlerin gelelim biz. Yani illa ne olur bize bir sinirlenin diyor. İyice görecek yani değil mi? Ay, iyice sinirlenmenizi bekliyor. Yok sinirlenmeyeceğim gayet sakinim. Sakinsin. Çünkü yıllardır çocuk bakıyorum hiç sinirli falan değilim, gergin değilim. Sabrım çok. Sınandım diyorsun. Damarıma basmadıktan sonra. Ama sanki Emin Bey bir damarınızla basacak gibi de yer yapıyor. Duruyor gibi. Evet ya alttan yer alttan, alttan götürüyor. Alttan, alttan. Sonradan kavga çıkar mı bilmiyorum Kadir Bey de yani. Yani masadaki yorumlarınıza bağlı. Yaparım, yorum yaparım yani. İyiyse iyi, kötüyse kötü derim yani. Habibe Hanım ben zannetmiyorum sizden lüks, lezzetli bir yemek çıkacağını
tahmin etmiyorum yani. Buradan öyle görüyorum. Onun zaman yok. Lezzetli yemek çıkmayacağını düşün. Mümkün değil. Bakın göreceksiniz o gün. Ya tuzu olmayacak. Kendi tuzu yiyor musunuz? O günümüzde göreceğiz. Ya tuzlu yemiyorsanız çıkmayacak gibi geliyor. Habibe abla sen bunu böylece eve götür. Emin Bey'e soplasın. İlkinden kendi evini düşünemiyorum. Sağlama ablacığım. Kadir Bey, benim hanım tuzsuz yiyor. Şekersiz yiyor. Sofra geldi ya şeker yok tuz çıldırıyorum adeta. Ya ben yiyebiliyorum. Doktor da yani yememde bir sıkıntı yok diyor. Tuz yok yemek yapılıyor tuz yok. Sonradan tuz atmak inan bana işkence. Ya fazla atıyorsun ya eksik atıyorsun. Bir türlü tutturamıyor. Zaten onu tutturana kadar karnın doyuyor. Ha, o zaman siz sofrada bayağı sinirleniyorsunuz bu konuda. Ondan sonra daha çok gerginsiniz. Tuzlu yiyor musunuz Habibe Hanım? Yok normal yiyorum. O zaman ben bunu Emin Bey'e vereyim. Evet. Emin Bey buyurun siz. Bu arada bu tuz taşı negatif elektriği de alıyormuş. Evet. Senin gününe kadar onu taşısın belki çeker o. Evet. Şey. Alır hiç olmazsa sakinleşir. Bana diyor ama onda daha çok herhalde biraz. Emin Bey sizde tansiyon falan yok. Yok ben de Allah'a şükürler olsun. Ben daha gencim yani Habibe Hanım. Şeyciğim acaba hanımı tansiyon hastası. Bir şeyciğim hanımı acaba tansiyon hastası etti de sinirlendire kendi de öyle sakin o yüzden mi? Hiç ne düşünüyorsun? Sakin değil. İkramlık olarak ben chia tohumlu doğal şeyler kullanıyorum genelde. Hurma var içerisinde. Bunu da seviyorum ben. Umarım onlar da beğenirler. Emin Bey içeride esiyor, gürlüyor valla. Eyvah eyvah. Emin Bey çok yorum yapan birine benziyor zaten. Ama umarım kendi evi de temiz olur. Bizden çekeceği var. Şimdi Kadir abi bazıları şeker kullanmıyor. Tuz da kullanmıyor. Zaman geçiyor. Şimdi biz tuzlu işte ay tuz şey gibi geldi. Ya yemiş sevişmişiz zaten 20 yaşına kadar 30 yaşına kadar tuzlu. Size katılıyorum. Sanki çaya şeker atmayınca 300 yıl yaşayacaklarına aynen, inanıyorlar. Aynen. Sanki hiç artmamış zamanında yani. Evet. Bir de ben hemen anlıyorum. Dilime değdi hemen şeker geldi evet. Ağzıma. Siz de tutmak ister misiniz? Yok sağ olun. Kadir'cim yardımcı olabilir misin? Sehpaları koyalım. Şöyle vereyim. Şöyle koyalım. Haftanın ilk güne gayet enerjik başladık. Gayet taşlarına. Güzel. Maşallah. Taşlarından, tuzlarından, balları. Bu tuzu nereden buldunuz siz? O tuz taşı, orijinal tuz taşı. Çankırı'dan yengem getirdi onu bana. Sebebi ne acaba? Niye getirdi? Tuzsuz yemek yapmasın. Kem gözleri nazarı çekiyor. Aynı zamanda evdeki kötü enerjiyi alıyor. Bize kastetmiyorsunuz değil mi yarışmacılar nazarı değer yani? Yani nasıl algılarsanız onu bilemiyorum tabii ki. Valla benim nazarım değer. Kız gittik oraya. Ben hemen şöyle gidiyorum. Oh Emin Bey öldürdünüz beni yemin ediyorum. Enerjiniz gayet doğru güzel. Doğru söylüyorum ben Kadir Bey. Sevim Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi. Sevim Hanım'dan nasıl bir elektrik aldın? Çok sakin iyi elektrik aldım. Emin misin yani? Ciddi, öyle ama sonradan bir şey çıkar mı bilmiyorum yani. İnsanlar. Sevim Hanım'ın kofrası patlamasın sonra masada. Kofralar sen patlayacak Kadir fazla Bey. Fazla emin olma benim sakin olduğuma yani bakma öyle. Oo. Diyor ki en sert ben çıkabilirim. En sert ben çıkabilirim diyor Kadir Bey. Sessizden de korkacaksın bazen değil evet. Mi? Belki vallahi de kadınlar özür dilerim. Ne derse desin bana ben ses çıkartamam. Kadınlara karşı saygım çok yüksektir. Ama tabii dozu aşmadığım müddetçe. Çeker giderim, yarışmayı bırakır giderim yani. Hani bırakır giderim yani. Çeker giderim eve doğru. Emin Bey'in tavrını değişik buldum ya. Yani. Ben anlayamadım yani çözemedim Emin Bey'i. Yani yemekten anladığını da sanmıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.